Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. 9. sınıfa geçtik ve işler yolunda gitmiyorsa bu video tam da senin için. Hadi hemen başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, öncelikle ben yaşadığımız, yani içinde bulunduğumuz tam da bu duruma 9. sınıf sendromu diyorum. Yani her şey ortaokuldayken sanki çok güzeldi. Yüksek notlar alıyorduk, işte her şey çok güzel gidiyordu. LGS derken artık 9. sınıf itibariyle lisenin ortaokuldan çok daha farklı olduğunu gördük. Hatta bu da yetmemiş gibi bu durum notlarımıza yansıdı. İşte tam da bu durumun içindeysek şimdi vereceğim tavsiyeler sizlere ilaç gibi gelebilir. Sevgili arkadaşlar, öncelikle yaşadığımız bu durumun oldukça normal olduğunu bilmenizi isterim. Şimdi bu LGS sendromu derken neyi kastettiğimi şöyle biraz da olsa açmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi LGS'ye hazırlandığımız süre boyunca çalışmış olalım ya da olmayalım, bizler öyle ya da böyle bir sınava hazırlandığımız için 9. sınıfa yorgun bir şekilde başlayan öğrenciler gibi hissedebiliyoruz. Bu durumu yoğun olarak yaşayan arkadaşlar maalesef fizik, kimya, biyoloji, edebiyat gibi derslerin yoğunluğundan dolayı derslerin isminin değişmesinin, hacminin değişmesinden dolayı bu yükün altında ezilmiş gibi hissedebiliyorlar. Ancak arkadaşlar unutmayalım ki hiçbir yük kaldıramayacağınız gibi değil. Bu yüzden sizler sadece o zihninizdeki bazı duvarları kaldırarak bu sendromdan kısa sürede kurtulabilirsiniz. Unutmayın, 9. sınıfta başarılı olmak zor değil. Zor olan aslında bizim zorlaştırdığımız, tam da içinde bulunduğumuz bu günlerimiz. O yüzden zihindeki engelleri kaldırıyoruz ve geçiyoruz ikinci maddemize. Evet arkadaşlar, yapacağınız minik çalışmalarla önce eksiklerinizi kapatabilir, sonra önümüzdeki yazılılara hazırlanmaya bile başlayabilirsiniz. Buradaki şifre şu: çalışalım, az çalışalım ama her gün çalışalım. O zaman biz her gün çalıştığımız takdirde başarının bizimle olması da tabii ki kuvvetle muhtemeldir. O yüzden arkadaşlar öncelikle karar veriyoruz ve minik minik çalışmalarla sürecimizi başlatıyoruz. Evet, çalışırken ben çok sıkılıyorum diyen arkadaşlara da hemen bir önerimiz var. İnteraktif kaynaklar kullanın. Arkadaşlar bu video çözümlü konu anlatımları olabilir. Farklı platformlarda da bu durumu daha eğlenceli hale getirmek için onlarca şey yapabilmeniz mümkün. Hiçbir şey yapamıyorsanız arkadaşlarınızı bir araya toplayın ve birlikte ders çalışmaya çalışın. Bunu yaparken zaten eğlenceli şeyler kendiliğinden gelecektir. Ama unutmayın, önemli olan o masanın başına oturmak. Evet arkadaşlar, 9. sınıfta başarıyı yakalamak için şimdi çok alakasız gibi görünen bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar 9. sınıf itibariyle mutlaka ama mutlaka bir hobi edinin. Ders dışında olan bir aktivite sizin enerjinizi, motivasyonunuzu, heyecanınızı tekrar kazanmanızı sağlayacak ve kazandığınız bu enerji derslerinize pozitif anlamda yansımasını sağlayacak. Bu yüzden sizlerden ricam, sanat, spor, müzik, her ne olursa olsun mutlaka yeni bir hobi edinin ve bu konuda kendinizi geliştirmek için zaman harcayın. Ve gelelim son maddemize. Sevgili arkadaşlar, insanlar tam da bu zaman dilimlerinde bir şeyi karar veriyorlar. Evet, şu an her şey yolunda gitmeyebilir ve yolunda gitmediği için de acaba ben bıraksam mı, çalışmasam mı? Zaten onlar yapabiliyor, ben yapamıyorum. Demek ki lise gerçekten zor. O yüzden hiç çalışmasam sanki daha iyi diyen arkadaşlar bu kararı verdikten sonra maalesef lisenin sonuna kadar çalışmayabiliyorlar ve nice başarılı olabilme ihtimali olan arkadaşımızın maalesef başarıyı elleriyle ittiklerini görebiliyoruz. Sizler bu arkadaşlardan olmayın diye şimdi çok küçük küçük, bu küçük adımların üzerine ufak ufak ekleyerek çalışmalarınızı devam ettirebilirsiniz. Sene sonunda dönüp baktığınız zaman koskoca şeyleri halletmiş ve gerçekten başarıyı arzulayan biri olmuş haline geleceksiniz. İşte sizler tam da o zaman başarının ne demek olduğunu en iyi siz bilecek ve siz söyleyeceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.